Efendim merhaba. Malumunuz son yıllarda televizyonlarda tarihi diziler oldukça revaçta. Tarihi diziler revaçta olmasına revaçta ama tarihi dizilerde yer alan karakterler dizilerde boy gösterdiği gibi o karakterlerin gerçek hayatta nasıl şahsiyetler oldukları dizi izleyicilerin dikkatini çekiyor ve tarihçi olmamızdan mütevellit de dizilerde yer alan tarihi karakterler hakkında çeşitli suallere maruz kalıyoruz. Bizler bugün burada işte bu suallerden bir tanesine cevap vermek, kafalarda oluşan soru işaretlerini bir nebze de olsun aydınlatmak için Terken Hatun'u konuşacağız. Gelin Uyanış Selçuklu dizisinde hemen her konuda eşinin yanında söz sahibi olan bir Türk sultanını Terken Hatun'u konuşalım ve Terken Hatun'un ne kadar güçlü olduğunu ve neden bu kadar söz sahibi olduğunu anlamaya çalışalım. Malum Selçuklu Sultanı Melikşah'ın 3 eşi var. 3 eşinden bir tanesi Zübeyde Hatun, bizzat amcasının kızı ve Veliaht Şehzadesi Berk Yaruk'un annesi. Diğer eşi Seferiye Hatun ise 2 oğlu Muhammed Tafar ile Sultan Sencer'in validesi. 3. eşi Terken Hatun ise Davut, Ahmet, Mahmelek ve en son doğan ve tahta geçecek olan Sultan Mahmud'un annesi. Ancak tarih kitaplarında Zübeyde Hanım'ın oldukça güçlü bir Türk sultanı olduğu bilinir. Seferiye Hatun'un ise oğullarının hemen her dakika yanında ve oğullarına destek olduğu görülür. Ancak Terken Hatun'un tarih sahnesinde yeri oldukça büyüktür. Adeta Selçuklu dönemine mührünü vuran hanım sultanlardan biri olma özelliğiyle tarih sahnesinde yerini almıştır. Öyle ki Terken Hatun'la Sultan Melikşah'ın evlilikleri hakkında 1068 ile 1078 tarihleri verilir. Bazı tarihçiler 1064 yılında evlendiklerini söylese de bizim için 1068 yahut 1078 tarihi o aralarda evlendiği gerçeği arşiv vesikalarından ve tarihi anekdotlardan ortaya çıkmakta olduğundan dolayı geçer akçe 1068 ila 1078 tarihleri oluyor. Çünkü malumdur, Sultan Alparslan vefat ettiğinde ve Sultan Melikşah tahta çıktığında Alparslan'ın vefat etmesini fırsat bilen Gazneliler ve Batı Karahanlılar Selçuklu topraklarına saldırmaya başladılar. Bu sebeple Batı Karahanlı devletinin kurucusu olan İbrahim Tamgaç, kızını Sultan Melikşah'a vermek suretiyle siyasi bir evlilik yapılmasını sağladı ve Sultan Melikşah'ın eşi olarak Selçuklu'ya gelin gelen Terken Hatun sebebiyle iki devlet arasında artık barış imzalandı. Yani bu siyasi bir evlilikti. Sultan Melikşah'ın zaten iki eşi vardı ancak gelen üçüncü eşi Terken Hatun'a günümüz tabiriyle sırılsıkla maşık oldu. Bu evlilikten sırasıyla Ahmet, Davut, Mahmelek ve Mahmut dünyaya gelecekti ve Terken Hatun sarayda büyük bir nüfuza sahip olacaktı. Aslında Terken Hatun'un sarayda bu kadar söz sahibi olmasının asli sebeplerinden bir tanesi onun bir Türk sultanı olmasıydı ki geçmişe baktığımızda zaten Tuğrul Bey'in eşi Altuncan Hatun, yine Alparslan'ın eşi Selcan Hatun da bir Türk hatunu olmak suretiyle devlet işlerinde de söz sahibi olmuşlardı. İşte Terken Hatun da belki de bundan dolayı Sultan Melikşah'ın yanında her daim devlet işlerinde söz sahibi olmuştu. Hatta öyle ki Terken Hatun'un kendine ait bir divanı dahi vardı. 12 bin kişilik bir süvari birliğe dahi sahipti. Yani Terken Hatun İsfahan Sarayı'nda, Sultan Melikşah'ın sarayında adeta devlet içerisinde devlet olmuştu. Ancak Nizam-ı Mülk'le arası hiçbir zaman iyi olmamıştı. Ne Nizam-ı Mülk Terken Hatun'u seviyor ne de Terken Hatun Nizam-ı Mülk'ü vezirliğe layık görüyordu. Terken Hatun kendisinin vezir olan Tac-ı Mülk'ü Nizam-ı Mülk'ün yerine koymak istiyordu. Ancak baba oğul gibi olan Nizam-ı Mülk'le Melikşah'ın arasını açmayı bir türlü başaramıyordu. Nihayetinde Terken Hatun'un kızı Mahmelek büyüdü. Mahmelek'in çokça talibi vardı, Gazneliler ve Karahanlılar gibi. Ancak halife
Muktedir bir emrillah mahmeleye talip olur. Mahmeleye talip olan halife muktedir bir emrillah kendi vezirini Selçuklu'ya İsfahan'a gönderir ve kızı Mahmele'yi bizzat Melikşah'tan istetir. Melikşah ise bu konularda söz sahibi olanın Terken Hatun olduğunu söyler ve veziri Terken Hatun'a gönderir. Veziri karşısına gören Terken Hatun tam bir Türk sultanı gibi vezire kızını Gaznelilerin ve Karahanlıların da istediğini, çokça talibi olduğunu, şayet halifenin kızıyla evlenmeyi istiyorsa 500 bin dinarı başlık parası olarak istediğini söyler. Halifenin veziri ise halife ile arasında böyle bir pazarlığın ayıp olacağını dile getirir. Bu defa Terken Hatun 50 bin dinar süt parası ve 100 bin dinar da mehir olarak halifeden bir para talep eder. Vezir Bağdat'a geri döndüğünde halife Terken Hatun'un isteklerini kabul eder ve nihayetinde 1087 yılında halife muktedir bir emrillah ile Sultan Melikşah ve Terken Hatun'dan doğma Mahmelek Sultan evlenirler. Aslında Terken Hatun sarayda bu evlilikle birlikte gücünü perçinlemiş, pekiştirmiştir. Çünkü o artık bir halife kayınvalidesidir ve bu evlilikten Cafer doğacak. Aslında halifenin veliahtının anneannesi olacaktır. Bu sebeple İsfahan'da bir saray dahi yaptırırlar ve Mahmelek'le halifenin oğlu olan Cafer'e burada halife gibi davranırlar. Yani aslında Terken Hatun hem İsfahan Sarayı'nda hem de halifenin sarayında elini çoktan güçlendirmiştir. Zaman bu şekilde devam ederken nihayetinde Terken Hatun kendi isteklerine kim karşı duruyorsa hepsini ortadan kaldırmak ister. Bunların başına da Nizam-ı Mülk gelmektedir ve Nizam-ı Mülk ile Melikşah'ın arasını biraz da olsa açmayı başarır. Melikşah bir gün Nizam-ı Mülk'ü yanına çağırır, devlet işlerinde bazı sıkıntıları dile getirir ve onu adeta tehdit eder. Vezirlikten alacağını söyler ancak almaz. Ben Bağdat'a gidiyorum, ardından da sen gel der. İşte Melikşah yola çıkar, ardından da Nizam-ı Mülk aradan biraz mesafe olmak suretiyle Melikşah'ın ardından gider. Ancak Melikşah Nihamet denilen bölgeye geldiğinde oradan ilerler, arkasından Nizam-ı Mülk o bölgeye gelir ve rivayetlere göre bir batıni tarafından hançerlenerek burada vefat eder. Nizam-ı Mülk artık ölmüştür ve Terken Hatun'un önünü kapayan bir vezir artık bulunmamaktadır. Buradaki ölümü, ölüm sebebini yani Nizam-ı Mülk'ün ölümünü Terken Hatun'a bağlayan kaynaklar yahut Melikşah'la Terken Hatun'a bağlayan kaynaklar olduğu gibi bir batını fedaisinin Nizam-ı Mülk'e bir şey sunmak istediğinde, bir tabakla ona bir yemek ikram etmek istediğinde eğildiğini ve Nizam-ı Mülk'ün iki eliyle tabağı almaya çalışırken savunmasız kaldığını ve bu şekilde hançerleyerek öldürdüğünü söylerler. Yine kaynaklarda fedai olan batıninin kaçarken ayağının takılıp düştüğünü ve oracıkta öldürüldüğünü yahut kaçmayı başardığını söyleyen kaynaklar rivayetlerde vardır. Nizam-ı Mülk Selçuklu Devleti'ne Sultan Alparslan ve Sultan Melikşah dönemlerinde olmak suretiyle tam 29 yıl vezirlik yapan kişi, büyük devlet adamı Nizam-ı Mülk Nihavend denilen bölgede hayatını kaybetmiştir. Ardından zaten Melikşah Bağdat'a doğru yola çıkmıştı ve Bağdat'a ulaştığında kendisine halife ile kızının aralarının açıldığı söylendi. Melikşah halifenin kızını eziyet ettiğini öğrenince halifeden şehri terk etmesini istedi. Halife kendisine derhal şehri terk edemeyeceğini, bari 10 gün müsaade etmesini söyledi. Melikşah halifeye müsaade etti. Ancak halifenin tam Bağdat şehrini terk edeceğinin son günü Melikşah yediği bir yemekten zehirlendi. Ancak Terken Hatun Melikşah'ın ölümünü herkesten gizledi.
Onu orada bir nehir kenarında hemen gömdürttü. Öyle ki cenaze namazını dahi kılınmasına müsaade etmedi. Çünkü Melikşah'ın ölümü söz konusu olunca asker dağılacak yahut hayattayken Melikşah'ın kendi yerine veliaht tayin eylediği Berk Yaruk tahta çıkacaktı. Terken Hatun'un isteği ise henüz 5 yaşında olan bizzat kendi oğlu Mahmud'u tahta çıkarmaktı. İşte ne olacaksa zaten bundan sonra olacaktı. Terken Hatun boş durmayacak. 1092 yılında oğlu Mahmud'u tahta çıkartmak için derhal harekete geçecekti. Halifeden oğlu adına hutbe okutmasını istedi. Ancak Gazali 5 yaşında bir çocuğun tahta çıkmasının doğru olmadığını söyleyerek bunu reddetti. Ancak Terken Hatun bir şekilde fetvayı aldı ve halifeden oğlu Mahmud adına hutbe okutarak tahta çıkartmayı başardı. Oğlu artık Selçuklu sultanıydı. Ancak bu durum Berk Yaruk'un hoşuna gitmemişti. Çünkü veliaht şehzade kendisiydi. İşte burada Berk Yaruk'un adamları, yani Nizamülmülk'ün oğulları, askerleri, gulamları Berk Yaruk'un tarafına geçmiş ve halifenin ordusuyla Sultan Mahmud'un ordusu birleşmiş. Yani iki büyük ordu meydana gelmişti. Biri Nizamülmülk'le Berk Yaruk'un ordusu, diğeri ise halife ile Sultan Mahmud'un ordusuydu. İki ordu Burucik Meydanı'nda karşılaştı. Karşılaşılan dönemde Mahmud yenildi. Yani Terken Hatun'un oğlu olan Mahmud'un askerleri yenildi. Burucir Savaşı'ndan sonra Terken Hatun 500 bin dinar vermek suretiyle Berk Yaruk'un İsfahan ve Fars dışındaki bütün bölgelerde hakimiyetini, sultanlığını kabul etmek zorunda kaldı. Zaten verdiği para da bizzat Karahanlı hükümdarı olan babasından kendisine kalan mirastı. Ancak Terken Hatun kaybetmiş olmasına rağmen durmayacak, oğlu Sultan Mahmud için elinden geleni ardına koymayacaktı. Bu kez Azerbaycan Meliki olan Melik Berk Yaruk'un da bizzat dayısı olan Alp Sungur Yakuti'ye evlenme teklif etti. Mektup yoluyla bir de adam gönderdi. Alp Sungur Yakuti, Terken Hatun'un evlilik teklifini kabul etti. Çünkü Terken Hatun mektubunda kendisine askeri teçhizat noktasında çeşitli sözler veriyordu. İşte bu evliliği yapmak için İsfahan'a doğru yola çıkan Alp Sungur Yakuti 1093 yılında Berk Yaruk'un askerleriyle karşı karşıya geldi. Yapılan savaşta Berk Yaruk galip geldi. Alp Sungur Yakuti yenildi ve İsfahan'a sığınmak zorunda kaldı. Terken Hatun İsfahan'da kendisini oldukça olumlu karşıladı. Sultan Mahmud ve Alp Sungur Yakuti adına hutbe okutup para dahi bastırdı. Nihayetinde Terken Hatun Alp Sungur Yakuti'ye evlenme teklif etmişti ve ortak saltanatlık istemişti. Ortak saltanat olması için para bastırıp hutbe dahi okutmuştu. Ancak Terken Hatun'un askerleri bu evliliğe onay vermeyince evlilik vuku bulmadı. Ancak Alp Sungur Yakuti İsfahan'da kalmaya devam etti. Ertesi yıl Emir Umer yönetiminde bir orduyu Berk Yaruk'un üzerine gönderdi. Ancak bu ordu da Berk Yaruk'un askerleri tarafından bertaraf edildi. Berk Yaruk'u yenemeyen Terken Hatun bu defa bizzat Melikşah'ın kardeşi olan Taçdüt Devle Tutuş'tan işbirliği için yardım istedi. Taçdüt Devle Terken Hatun'a yardım etmeyi ve işbirliğini kabul etti. Ve nihayetinde Terken Hatun İsfahan'a giderken yolda rahatsızlandı. Ve bu rahatsızlık sebebiyle bir türlü iyileşmedi. Ve tam olarak Eylül-Ekim 1094 yılında bir süre sonra burada hayatını kaybetti. Hayatı böyleydi Terken Hatun. Oğlunu tahta çıkartmak için pek çok entrika, pek çok oyunu sahneye koymuştu. Kendisinin bizzat veziri olan Tacülmülk ise yapılan bu savaşlardan bir tanesinde Berk Yaruk'un eline geçer. Aslında savaş bitmiş ve Tacülmülk savaş alanından kaçmaya çalışırken bizzat Nizamülmülk'ün adamları ve oğulları tarafından yakalanmıştı. Berk Yaruk
Tacül Mülk'ün önce kendisine danışmanlık yapmak suretiyle tarafına geçmesini istedi. Tacül Mülk bu teklifi kabul etti. Ancak Nizamülmülk'ün oğulları ve askerleri Sultan Berkyaruk'tan Tacül Mülk'ün kendilerine verilmesini istedi. Kendilerine verilen Tacül Mülk'ü ise paramparça etmek suretiyle öldürdüler ve ortadan kaldırdılar. İşte bu sebeple kendisinin bugün İsfahan'da bir medresesi olsa da Tacül Mülk'ün bir mezarı dünya üzerinde yoktur. Serken Hatun oğlunu tahta çıkartmak için pek çok entrika yapsa da İsfahan'a bir daha gidemeden hayatını kaybetti. Ona yardım edenler ise tarih sahnesinden silinip gitti. Ancak Selçuklu yapan Melikşah, Berkyaruk, Sencer ve Muhammed Tapar hala hafızalarımızda hayır ve güzelliklerle yad edilmekte.